Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf hız yayınları matematik soru bankasında test 77'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler işte sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar denklemler konusunda bir sorumuza dersimize başlayalım. 8 artı 2x eşittir 32 olduğuna göre x kaçtır diye sordum. Arkadaşlar burada denklem konusunda bilinen sayılar bir tarafa bilmeyen sayılar bir tarafa topluyoruz. Bakın 8'i karşıya eksi 8 olarak gönderiyorum. O halde 2x eşittir. 32'den 8 çıkardım. 24. X'i yalnız bırakmak için 2 çarpı konumunda olduğu için her iki tarafı 2 ile bölersem x eşittir 12 olur diyorum. Ve x'in değerini a şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki topların üzerinde birer sayı yazılıdır. Birinci topta yazan sayının ikinci topta yazan sayıya bölümü 10'dur. Hadi birinci topta A yazıyor. ikinci topta eksi 5 yazıyor. Ve bunun sonucunun 10 olduğunu söylüyor. Buna göre A kaçtır? Gençler şöyle gizli paydası 1 var diyorum. Ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. Hadi 1 ile A'yı çarparsam A. Eksi 5 çarpı 10 A'nın değeri eksi 50 olur diyorum ve eksi 50 cevabını D şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Olduğuna göre x kaçtır? Diyor gençler şöyle 2'yi dağıtarak yazalım. Bakın 7 artı x'i aynen yazdım. 2 kere 8 16 eksi 2 x. Buradan arkadaşlar bilinen sayılar bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa atıyorum. Bakın 2 eksi 2 eksi sola atıyorum. 7'yi sağ tarafa atıyorum. O halde x'in yanına 2 x geldi. 16'nın yanına da eksi 7 geldi. x 2 x daha 3 x. 16'dan 7'yi çıkardım. 9. Her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 3 olur diyorum. Ve b şıkkı sorumuzun doğru cevabı 4 diyelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 4'ün soruya geçelim olduğuna göre x kaçtır diyor. Gençler şöyle her sayının gizli paydası 1 var diyorum. Ve içler dışlar çarpma yapıyorum. O halde 5x eksi 1 ile 1'i çarparsam 5x eksi 1 eşittir. 2 ile eksi 13'ü çarpıyorum. Eksi 26. Buradan eksi 1 gönderdim. Artı 1 olarak geçti. O halde 5x eşittir. Eksi 25 ise her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri eksi 5 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 5. soruya geçelim. Olduğuna göre x kaçtır? Diyor gençler burada paydalarımızı 12'de eşitleyebiliriz. Bakın bunu 3 ile bunu 2 ile bunu da 4 ile genişleterek aynen yazıyorum. 3 ile x'i çarptım. 3 x bölü 12. Arada eksimiz var. 2 ile 5 çarptım. 10 bölü 12. Eşittir. 4x bölü 12. Şimdi arkadaşlar 3 xten onu çıkarıyorum. 3x eksi 10 bölü 12 eşittir. 4x bölü 12. Arkadaşlar bakın burada isterseniz içler dışlar çarpma yapabilirsiniz. Veya şöyle düşünebiliriz. Bakın paydalar eşitse arkadaşlar paylar da birbirine eşit olmak zorunda. O halde 4x eşittir diyorum. Buradan arkadaşlar 3x'i e karşıya eksi 3 ol eksi 3x olarak gönderdim. O halde eksi 10 eşittir. 4x'ten 3x'i çıkartırsam x olur. Demek ki x'in değeri eksi 10 olur diyoruz. ve D şıkkını doğru cevap olarak gösteriyoruz. Evet 6. soruya geçiyorum. Aşağıda verilen eşit kollu terazilerin sol kefesinde özdeş konserve kutuları sağ kefesinde ise üzerinde kütleleri yazan ağırlıklar bulunmaktadır. Buna göre bir tane konserve kutusunun kütlesi kaç kilogramdır diye sordum. Eşit olduğuna göre gençler bunların her birine x dersem 3x eşittir. Sağ tarafta 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 var. Şimdi bunların paydasını eşitleyerek toplayalım. Normalde 3x eşittir. 2 bölü 4 artı 3 bölü 4. Buradan 3x eşittir. 2 3 daha 5 bölü 4 oldum. Gençler gizli paydası 1 var diyerek içler dışlar çarpımı yapıyorum. Normalde 3 x'e 4'ü çarptım. 12 x eşittir 5. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı bir 12'ye bölersem x'in değeri 5 bölü 12 olur deriz. Ve 5 bölü 12'yi 5 hakkında işaretleriz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. Evet gençler. Denklemini sağlayan x değeri eksi 2'dir. Buna göre a kaçtır? Diyor gençler hemen eksi 2'yi x'in yerine yazıyorum. Bakın burada x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Düzenleyerek tekrar yazıyorum. a eksi 0 tam 10'da 3 eşittir. 1 eksi eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak arkadaşlar artı 8 yapar. artı 8 yazdım. Bölü 5. Böyle düzenleyecek olursam a eksi 0 tam 10'da 3 eşittir. 9 bölü 5. Şöyle gizli paydası 1 var der. İçler dışlar çarpımı yaparsam. Bakın 5 ile a'yı çarpıyorum. 5 a. 5 ile eksi 0'da 10'da 3 çarparsam eksi 1 tam 10'da 5 yapar. Eşittir 9. Eksi 1 karşıya atacak olursam artı 1 buçuk olarak geçti. 5 a eşittir. 10 buçuk. Buradan her iki tarafı 5'e bölelim. Evet. 10.5'e 5'e bölecek olursak A'nın değeri 10'u 5'e böldüm 2. 5'e 5'e böldüm virgül. 2 tam 10'da 1 olur diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. D'yi de göstererek devam edelim. 8. sorumuza geçiş yapalım. Denklemin sağlayan x değerini bulmak için yapılan işlemler aşağıda sırasıyla verilmiştir. Buna göre ilk hata kaçıncı adımda yapılmıştır? Gençler bu işlemi yapabilmek için bakın paydaları eşitlememiz gerekir. İlk olarak diyelim. 4, 2, 8 ve 4'ü 8 e eşitleriz. Bakın bunu 2, 4 ve 2 ile genişledik. Doğrudur. Aynı zamanda şu eksi dağıtmış. Eksi yapmış. Bu eksi dağıtmış. Artı 5 bölü 5x bölü 8 yazdı. Bunlar doğrudur. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada ne yaparım? Paydaları eşitlediğim gösteririm. Bakın 3 kere 2, 6. 4 kere 1, 4. 5x bölü 8'e aynen yazdık. 2 ile çarparsam da 6x bölü 8. Şimdi 3. adıma baktığım zaman 6'ın 4'ü çıkardım 2 ve artı 5x doğru. Eşittir 6x bölü 8 doğru. Şimdi arkadaşlar bakın paydalarımız eşitse 4. adımda ne yazması gerekir? 2 artı 5x eşittir 6x yazması gerekir. Bakın burada arkadaşlar 16 artı 5x yazdığı için burada 16 yanlıştır diyorum. Demek ki 4. adımda hata yapılmıştır diyelim ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet 9. soruya baktığımız zaman aşağıdaki tahtada bir soru ve bu soruyu bu soruya verilen cevap gösterilmiştir. Buna göre soruya verilen cevap doğru cevaptan kaç fazladır? Şimdi gençler eksi 2 üzeri 6'yı x'e bölmüş eşittir 2 üzeri 6 bulmuş. Şimdi arkadaşlar eksili bir sayıyı Pozitife çevirmek için mutlaka ne olması gerekir sayımızın? Eksi olması gerekir. 2 üzeri 6'yı arkadaşlar 2 üzeri 6 bulabilmek için etkisi eleman olan 1'e bölmem gerekir. O halde x'in değeri eksi 1'dir diyoruz. Bakın. Ya yani ben eksi 2 üzeri 6'yı eksi 1'e bölersem sonuç 2 üzeri 6 olur diyorum. O halde x eşittir. Doğru cevabımız eksi 1'dir. Peki arkadaşlar soruya verilen cevap yani 1. Doğru cevaptan ne kadar fazla? 1'den doğru cevap olan Eksi 1'i çıkartırsam fazlalık bulurum. Bakın eksi eksi artıya döndü. 1 Bir artı 1'den 2 fazladır deriz. A şıkkını işaretleriz. Evet devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Olduğuna göre x kaçtır diye sordu. Gençler bakın paydaları incelediğimiz zaman 3 eksi x diğer tarafta x eksi 3 var. Şimdi arkadaşlar bakın paydalar benzer gibi ama aynı değil. O halde ben şöyle düşünüyorum. Bunları aynı hale getirmek için bakın x'in arkadaşlar eğer eksili olmasını 3'ün de artı olmasını istersen bunu eksi 1 ile genişletirim. Gerçekten normal bir bölme işleminde veya toplama işleminde genişletmeyi nasıl yapıyorsak yani hem pay hem pay diye çarpacak şekilde eksi 1 ile çarptığımı düşüneceğim. O halde 7 bölü 3 eksi x'i aynen yazdım. Aradaki eksi aynen yazıyorum. Şimdi eksi 1 ile x eksi 3'ü şu kenarda çarpayım. Göstereyim gençler. Eksi 1 ile x'i çarparsam eksi x. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsam artı 3. Yani bakın 3 burada artı de eksi olacak. 3 eksi x'i elde ettik. Yani ben bunu çarpacak olursam 3 eksi x olur diyorum. Aynı zamanda bu eksi 1 ile 1'i de çarpacağım. Yani eksi 1'e dönecek. Eşittir şu devri sayımıza 3 bölü 9 olarak yazarız. Şimdi devam ediyorum bakın. Eksi eksi yan yana geldi. Bunlar artıya döndü. O halde 7 bir daha. 8 bölü 3 eksi x eşittir. 3 bölü 9. Buradan gençler içler dışlar çarpımı yaparsam. 3 ile 3'ü çarptım. 9 eksi 3 x eksi x'i çarptım. 8 kere 9 72. Buradan arkadaşlar eksi 3 x'i sağa 9'u pardon 72 soru arıyorum. 9 eksi 72 eşittir 3x diyorum. Buradan ne yapalım arkadaşlar? Şöyle düşünebiliriz. 9'dan 72'yi çıkaracak olursam 63 olur ama eksi 63 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. x eşittir. Eksi 63'ü 3'e bölecek olursam da eksi 21 olur diyorum. Eksi 21 cevabı C şıkkında doğru cevap olarak işaretlerim. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. 11. soruya baktığınız zaman aşağıdaki kırmızı kartlarda yazılı denklemleri sağlayan x değerleri sıfırdan küçük veya büyük olma durumuna göre uygun mavi kartlar ile eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştirme sonucunda oluşan görünüm aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. İlk ifadeyle başlıyorum. 0 tam 10'da 2. X eşittir 0 tam %2. Şimdi X'i bulabilmek için her iki tarafı 0 tam 10'da 2'ye bölerim. Gitti gitti. Arkadaşlar buradan X'in değeri. Bakın bu bölme işlemini yapabilmek için arkadaşlar yüzde genişleterek yazacağım. Şimdi 0 tam %2'ye yüzde çarparsam 2 olur. Bu da 20 olur. Yani 2 bölü 20'den 1 bölü 10'dur. Arkadaşlar 1 bölü 10 sıfırdan büyüktür. O halde ne ile eşleştiriyoruz? Burayla. Sıfırdan küçük olması için ne olması gerekir? Negatif bir sayı olması gerekir. İkinci ifade bakıyorum. x eksi 5 bölü x eksi x bölü 5. Gizli paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. O halde 5 x eksi 25 eşittir x oldu. Buradan x'i buraya eksi 25 sağlıyorum. 5x eksi x eşittir 25. 5x'ten x çıkardım. 4x eşittir 25 ise her iki tarafı 4'e bölersek x'in değeri 25 bölü 4'tür gençler. 25 bölü 4'te 6'dan da büyük bir sayı. Yani 0'dan büyüktür diyorum. Burayla eşleşir. x üzeri eksi 1. 4 bölü 3 x eksi 1. Şimdi gençler x'in eksi birinci kuvvetini 1 bölü x olarak yazarım. Eşittir 4 bölü 3x eksi 1. Buradan işler dışlar çarpma yapacak olursam 4x eşittir 3x eksi 1. 3x'i buraya aldım. 4x eksi 3x eşittir eksi 1'den x eşittir eksi 1 oldu. Bakın negatif bir sayı oldu. O halde bu da sıfırdan küçüktür diyorum. Bakın iki tanesi sıfırdan büyük. Diğeri sıfırdan küçük. Yani A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. M, N, P birbirinden ve sıfırdan farklı tam sayılardır. M artı N artı P olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Gençler N artı P aynı zamanda P artı nedir? O halde bak ben burada buraya M yazabilirim. Şu ifadeyi bir de düzelteyim şu neyi sol taraf alacak olursam arkadaşlar. P neye eşit olur? M eksi neye eşit olur? Bakın ben burada M eksi N gördüğüm yerde P yazabilirim. O halde ifadem ne oldu gençler? M bölü M eksi P bölü P oldu. Aynı sayıyı aynı sayıya bölersem 1 olur. P'yi P'ye bölersem 1 olur. Birden 1'i çıkartacak olursak da 0 olur işlemimizin sonucu diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Olduğuna göre y aşağıdakilerin hangisi olamaz diye sordum. Gençler öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bakın bizim burada paydamız arkadaşlar sıfır olamaz. Yani ben paydayı sıfır yapan sayıyı x yerine yazamam. O halde x eksi 2 eşittir sıfır diyorum. Buradan x'in 2 olmaması gerekir diyorum. 2 olursa arkadaşlar ne olur payda 0 olursa işlemimiz tanımsız olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar o halde ben x gördüğüm yere 2 yazacak olursam 6 çarpı 2'den 12 olur. O halde bu 12 alamayacağına göre şimdi sonucun 0 olması için bu ifadenin de 0 eşit olması gerekir. Tamamının o halde 6 çarpı 2 12 ise 12 artı y 0 olması için 12 neyle toplarsam 0 olur arkadaşlar. Eksi 12 yine. Yani y yerine ben o zaman arkadaşlar x'in 2 olmaması gerektiği için y'nin de eksi 12 olmaması gerekir derim. Y eksi 12 olursa yukarı sıfır olur. Şimdi x 2 olamayacağına göre demek ki y de eksi 12 olamaz deriz. Ve d şıkkını doğru cevap olarak gösteririz. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiririm. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.